بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم. Meryem suresi 60. ayetten devam ediyoruz. İlla men tebe, kim tövbe ederse o hariç, ve emene, iman ederse, ve amile salihan, güzel şeyler yaparsa, fe ulaike yedhulunel cenne, ve la yuzlemune şey'e, onlar cennete girerler ve onlara bir eksikte bırakılmaz. Demek ki cennetlik olmanın şartları bunlar. Tövbe etmek, hepimiz zaman zaman Allah-u Teala'ya karşı geliyoruz. Bundan vazgeçeceğiz. Kim gibi? Hazreti Adem gibi. Hazreti Adem yanlış yaptı, tövbe etti. Allah da onun tövbesini kabul etti. Ama şeytan ne yaptı? Ben iyi yaptım dedi, haklıyım dedi. Allah'ım bunların diriltilecekleri güne kadar bana süre ver dedi. Yani sapmaya ve saptırmaya devam etti. Hazreti Adem ise doğru yolu tercih etti. Ve emene, kim iman ederse ve amile salihan, güzel şeyler yaparsa. Evet, cennetlik olmanın unsurları, önemli iki unsuru: iman etmek ve salih amel işlemek. İman nasıl bir iman? Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi bir iman. Güzel işler nasıl güzel işler? Kur'an-ı Kerim'e uygun olan işler. Bir de Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen işler. Bunları eğer yapabilirsek, bunları yerine getirebilirsek, o zaman Allah-u Teala'nın bizi affetmesi ve cennetine koyması umulur. Onlardan bir şey eksik bırakılmaz da diyor. Allah-u Teala zaten yaptığımız iyiliklerin karşılığını bol bol vereceğini söylüyor. Bir iyilik yaparsak 10 kat, infakın, eğer bu iyiliğin türü infak ise, o zaman 700 kat, hatta daha fazlası Allah-u Teala tarafından vaat ediliyor. Bu da Allah-u Teala'nın kullarına şefaatidir. Cennet-i Adn'in, hangi cennetler bunlar? Adn cennetleri. Allah-u Teala Firdevs cennetinden de bahsediyor Müminin suresinde. Burada da Adn cennetinden bahsedilmiş. Allah-u Teala onun niteliğini de bize söylüyor. وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ. Allah-u Teala'nın Rahman olan, merhametli olan Allah'ın kullarına bildirdiği cennet bu, Adn cenneti. Ve insan idrakini de aşan, bizim için gayb olan bir cennet bu. Ne tür nimetler var? Allah-u Teala anlatıyor cennet nimetlerini. Fakat bunları biz dünyadaki nimetlere kıyaslayarak anlıyoruz. Kesin olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz. Mesela sıkılmamak ne demek? Allah nasip eder cennete gidersek böyle bir durum yaşayacağız. Sıkılmak söz konusu değil. Kötülüğün olmadığı bir yer nasıl bir yer? Cennette böyle bir yer işte. İnsanlar birbirlerine selam veriyorlar, güzel temennilerde bulunuyorlar. Bu dünyada bizim bilmediğimiz bir şey. İnsanlar iyilik de yapıyorlar, kötülük de yapıyorlar. Velhasılı hemen hemen anlıyoruz ahirette müminlerin nasıl bir ortamla karşılaşacağını. Kesin olarak bunu bilemiyoruz. Bu bizi aşıyor. İnnehu kâne va'duhu me'tiyye. Onun verdiği söz kesinlikle gelecektir. Allah-u Teala'nın verdiği söz nedir? İnsanlar inkar ederlerse cezalandırılacaklardır ahirette. İman eder, güzel şeyler yaparlarsa da ödüllendirileceklerdir. Allah-u Teala'nın vaadidir bu. Bu vaat kesinlikle yerine gelecektir. İnsanların şüphesi olmamalıdır. Kesinlikle bu dünyada insanların yaptıklarının değerlendirileceği bir gün vardır. O güne Allah-u Teala din de diyor. Maliki yevmiddin ayetinde olduğu gibi. Oradaki din, din gününün sahibi şeklinde. Yani cezalandırma, mükafatlandırma günü şeklinde yorumlanıyor. O gün kesinlikle gelecek
ve insanlar yaptıklarından hesaba çekilecekler. Böyle bir gün olmasaydı dünya anlamsız olurdu. İnsanoğlu da anlam arayışına sahip bir varlıktır. Ne yapılırsa yapılsın insan zihni soru sorar. Bunu niye yapacağız? Bunun bize faydası ne, zararı ne? Madem insanoğlu böyle bir yapıya sahip, bu dünyanın da anlamlı olması için muhakkak yapılan kötülüklerinin karşılığının verilmesi, iyiliklerin de ödüllendirilmesi gerekir. Allah-u Teala bunu müminlere vaat ediyor. İnkarcılara da cehennem azabından söz ediyor. La yesme'ûne fîhe lagven illâ selâme. Allah-u Teala adın cennetlerinin özelliğini anlatmaya devam ediyor. Onlar orada boş söz işitmezler. İlla selâme, selam hariç. Birisine selamünaleyküm dediğimizde karşımızdakine şu mesajı vermiş oluyoruz. Ben senin iyiliğini istiyorum. Senin esenlik içinde olmanı istiyorum. Rahatlık içinde olmanı istiyorum diye dua ediyoruz. Bu Allah'ın selamını, bu güzel duayı almayı reddedenler de var maalesef. Almayıp merhaba, iyi günler diye cevap verenler var. Kendileri bilir. Bizim sevabımız boşa gider mi karşımızdaki selamımızı almıyor diye? Hiçbir şey olmaz. Biz sevabımızı alırız. Karşımızdaki selamı alsa da almasa da biz selamünaleyküm demeye devam edeceğiz ki bu sevaplar inşallah bizim ahirette insanların birbiriyle selamlaştığı mekana götürmesine vesile olacak. Selamın bir anlamı da zaten barıştır. Karşımızdakine ben senin hakkında iyi şeyler düşünüyorum mesajı da verilmiş olur selam vermekle. Benden sana düşmanlık söz konusu olmaz mesajı da verilmiş olur. Lağv hem boş söz demektir. Bu boş sözlerin en büyüğü de şirktir. Allah-u Teala'nın ortakları olduğu, Allah'la beraber tapılacak putlar olduğu şeklindeki inançlar, bunlar da boş sözlerin belki de en belirgin olandır, en kuvvetli olandır. Bunun dışında da insanlara faydası olmayan, anlamlı bir mesaj içermeyen sohbetler, muhabbetler de bu boş söz kapsamına girer. Demek ki müminlerin yapması gereken şey anlamlı konuşmalar yapmak, anlamlı sohbetler yapmak, boş sözlerden, faydasız sözlerden, insanları şirke, isyana sürükleyen sözlerden uzak durmak. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ف۪يهَا بُكْرَةً وَعَش۪يَّ. Yine adın cennetlerinde yaşayan kimselerin karşılaşacağı şeylerden birisi de onların rızıklarının sürekli olduğu, sabah akşam rızıklarının geldiği şeklinde. Dünyada böyle mi? Yok. Biz gündüz, insanların geneli için söylüyorum, gündüz çalışmak zorundayız. Akşam da dinlenmek zorundayız. Bizim tabiatımız böyle bu dünyada. İnsanlar geçimini sağlamakla mükellefler. Bu sorumluluklarını yerine getirmemeleri söz konusu olamaz. Ki muhtaç kimseler olmaları hariç. Fakat ahirette böyle bir durum yok. Allah-u Teala rızıklarını veriyor insanların. Sabah akşam rızık geliyor. Niye karşılık geliyor? Dünya hayatında Allah-u Teala'ya itaat ettikleri için, Allah-u Teala'ya şirk koşmadıkları için Allah onları ödüllendiriyor. En fazla dünyada 60 yıl, 70 yıl yaşıyoruz. Hadi 80 olsun insan ortalaması. Bu hesaba katıldığında ebedi cennet nimeti çok büyük bir nimet olmuş oluyor. Zaten Allah-u Teala ecrun azim, büyük bir karşılık diye de cenneti nitelendiriyor. Tilkel cennetü leti, devam ediyor adın cennetlerin tarife. Öyle bahçeler ki bunlar, nurithu min ibadina, kullarımızı varis kılıyoruz bu cennetlere. Men kâne takiyye, Allah'tan sakınan kullarımıza. Demek ki cennetlik olmanın şartlarından birisi Allah korkusu taşımak imiş. Allah-u Teala'ya kulluk bilinciyle yaşamak imiş. Bu durumda adın cennetlerine Allah-u Teala müminleri yerleştirecek. Sadece kalbim temiz demekle cennete gidilmez. Bu bir iddiadır. Bu iddianın görünmesi gerekir. Dışa yansıması gerekir. Kişinin hiçbir davranışında İslam'ın eseri görünmüyorsa, istediği kadar kalbinin temiz olduğunu iddia etsin. Bu kadar din basit bir şey değildir. Sadece kalpte olup biten bir şey değildir. Dışa yansıyan bir yönü vardır. Ki riyakarlık riski ne olacak peki? Farzlarda riya olmaz. Farzlar muhakkak yapılacak. İnsanlar görürlerse görsünler. Ne yapalım yani?
namaz kılarken, hacca giderken, zekat verirken, oruç tutarken görürlerse görsünler. Bu sayede de onların doğru yola gelmeleri, yani doğru yoldan uzak olanların yanlış yolu bırakmaları da umulur. Örnek davranışları da sergilemek iyidir. Tabii bu arada da kalbimizi sürekli kontrol edeceğiz. Acaba ben bu farzları yerine getirirken gösteriş için mi yapıyorum, Allah rızası için mi yapıyorum diye de sürekli kontrol edeceğiz. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكِ Biz sadece senin Rabbinin emriyle ineriz. Şimdi adın cennetlerinden bahsediyordu. Birden biz sadece Rabbinin emriyle ineriz diye bir cümle geldi. Birbiriyle alakası görünmüyor. Niye böyle oluyor? Müfessirler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim özlü bir kitaptır. İnsan zihninin tamamlayacağı boşlukları her zaman aktarmaz. Allah'ın emriyle inen kim olabilir? İlk akla gelen meleklerdir. Bu konuda fazla bir sorun yaşanmaz. İnsanlar zaten bunu çıkarabilirler. O yüzden Allah-u Teala adın cennetlerinden bahsettik, şimdi sıra meleklere geldi demiyor. Zaten insan bunu çözüyor. İnsanoğlunu anlayabildiği bazı yerlerde ayrıntıya girilmemiş ve konu direkt değişmiş. Bu ayetten şunu da anlıyoruz. Melekler serbest varlıklar değil. Çok hızlı hareket ediyorlar. O zaman istedikleri gibi geziyorlardır. İstedikleri gibi müdahale ediyorlardır. Öyle değil. Diyorlar ki melekler Allah'ın emriyle ineriz biz. Niye söyledim bunları? Zaman zaman şöyle şeyler duyuyoruz. İşte melek geliyor, ölüm meleği falancayı öldürecek. Ölüm meleğini geri gönderiyor. Şimdi ben gelmeyeceğim diyor, melek de geri gidiyor. Buradan çıkarmamız istenen sonuç şu, o kadar büyük birisi ki meleği geri çeviriyor ve melek onun sözünü dinliyor, gidiyor. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ayetten de anlaşılıyor ki melekler Allah'ın emriyle iniyor, rastgele inmiyorlar. Ve melek Allah'ın emriyle indiği zaman Allah'ın emrine karşı gelemez. Falanca istedi diye de ilahi emri kenara koyup geri gidemez. Allah-u Teala'nın verdiği emir neyse onu yerine getirecek. Allah-u Teala falancanın vefat etmesini istediyse o kişi kesinlikle vefat eder. Ben şimdi ölmek istemiyorum, daha sonra görüşürüz diye meleği geri gönderemez. Lehu ma beyne eydine ve ma halfena. Önümüzdeki de Allah'ındır ve ma halfena, arkamızdaki de Allah'a aittir. Ve ma beyne zalik, bu ikisinin arasında ne varsa o da Allah'a aittir. Dolayısıyla kesin bir belirleyicilik söz konusu. Allah-u Teala'ya ait bir belirleyicilik. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Rabbin unutmaz. Şöyle bir görüş var. Allah-u Teala dünyayı yarattı, kendi haline bıraktı. Artık ilgilenmiyor. İnsanlar ne yapıyor? Melekler ne yapıyor? Cinler ne yapıyor? İlgilenmiyor. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala'nın emirlerine isyan etmeyen meleklerin bile Allah-u Teala önü Allah-u Teala'ya ait ise, arkası ona ait ise, bu kadar onları da takip ediyorsa Allah-u Teala kulların yaptıklarını da görür. لَا تَخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْ Allah-u Teala'yı ne uyuklama tutar ne uyku tutar. Her an kullarını gözetmektedir Allah-u Teala. O haydır, kayyumdur. Kullarının ne yaptığına bakar ve görevlendirdiği meleklerle de bunu kaydettirir. Ahirette de bundan dolayı kullar hesaba çekilecektir. Dünya rastgele bir yer değildir. Rabbus semavati vel ard, Allah-u Teala göklerin ve yerin Rabbidir. Kur'an-ı Kerim'de gökler çoğul kullanılır genellikle. Ard kelimesi ise yeryüzü, o da genellikle tekil kullanılır onun aksine. Ve ma beynehuma fe'budhu. O göklerin ve yerin Rabbidir ve onun ikisinin arasındakinin de Rabbidir. Fe'budhu, o halde ona ibadet et. Madem her şey Allah-u Teala'ya ait, haliyle Allah-u Teala'ya ait şeylerin de onun taleplerine uygun hareket etmesi beklenir. Rastgele hareket söz konusu olmamalı. Ki Allah-u Teala peygamberlerini göndermiş insanlara rehberlik etsin diye, peygamberlerle birlikte kitapta göndermiş insanlar doğru yolu bulsun diye. İnsanlar kafa karışıklığı yaşayabilir. Yani geneli, insanların geneli
bir yaratıcıyı kabul ediyor. Üstün bilen, hikmet sahibi bir varlık var görüşü çok yaygın. Allah-u Teala fıtratımıza yerleştirmiş. Fakat madem Allah-u Teala yarattı, onun taleplerine uygun nasıl bir hayat yaşayacağız konusunda insan sıkıntı yaşadığı için Allah-u Teala peygamberleri gönderiyor. Onlarla birlikte kitapları gönderiyor ki doğru yolu bulsunlar diye. Ve bu sayede de nasıl ibadet edebileceğimizi biliyoruz. Eğer kitap gelmeseydi, peygamber gelmeseydi biz nasıl namaz kılacağız? Nasıl oruç tutacağız? Nasıl hacca gideceğiz? Haccın rükünlerini nasıl yerine getireceğiz? Bunları bilemezdik. Vestabir li ibadeti, Allah-u Teala'yı ibadet ederken de sabret. Sabır, zorluklara karşı direnmek anlamında bir kelime. Yoksa başına gelen her belaya karşı sessiz kal.